Diyor ki şimdi bu zekatta asıl ihtiyaçlar mevzu var. Evli olan kadının tabii ki ev, araba ihtiyacı falan bunları kocasının e, mükellefiyeti olduğu için onlarda o gözetilmiyor. Kadının eğer altını varsa onun zekat vermesi gerekiyor. Şimdi bu soruyu soran abimiz demiş ki işte hanımın altınları vardı ben onu birisine borç verdim. Adamı da sıkmıyorum vakti gelince onları geri alacağım. Buna zekat düşüyor mu? Tabii ki düşüyor. Verilen borca zekat düşer. Almak şeyse, kesinse, almaktan ümidin kesmediyse, verdiğin borç cebindeki para olarak sayılıyor. Aldığın borç o ayrı, o hesaptan düşer. Verdiğin borçtan ben bahsediyorum. Ondan sonra onu kadın sahibi olan, kadın kendi kocasına bile verebiliyor durumu zayıfsa. Burada kendi kocasının anne ve babasına verebilir mi diye sorulmuş. Anne babasına da yine verebilir. Sadece zekat kendi çocuğuna, çocuğunun çocuğuna öyle asıla şey e, furu'a ve asıl olan kendi anne babasına kadının yani bu durumdaki kadının kendi anne babasına veremez. Neden veremiyor? Çünkü zaten onlara bakmakla mükelleftir. O, o bu zekatın Allah'ın emretmesinin hikmeti müminin mümini düşünen olması, farklı müminleri de, kendi ailesini zaten düşünecek. O öyle bir, şimdi tabii insanlar bunu tam anlayamıyor bu zamanda. Neden? E çünkü annesini babasını düşünmez bir ahlaksız hale geldi. Evladını iter atar bir hale geldi. Onun için bunu düşünemiyor. İslamdan uzaklaştık mı? Ne kadar o, öteye gidiyorsan insanlıktan da o kadar öteye gidiyorsun yani. insanlıktan öteye giden. Onlara zaten bakacaksın. Onlar zaten senin mazimizman. Bir de onlara bakmayacak mısın yani? Bu bir edepsizliktir zaten. Bunun üstüne kemal ahlakı sana Allah yüklemek için zekatı farz kıldı. Neden? Farklı, ağyar olan Müslümanı da düşün. Onların da yardımında ol. Kocanın anne babası da onlara giriyor. Verebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Kocanın kardeşi olur, verebilirsin farklı farklı Allah'ın izin verdiği o kişilere zekat verilebilir. Bu durumdaki bu sorunun cevabı da evet zekat verilebilir.